Merhaba teknoloji tutkunları. Bugün yine bir kutu açılımı videosu ile birlikteyiz. Bugünkü video konumuz HP'nin REA 012NT modeli. Vakit kaybetmeden hemen kutuyu açarak içerisinde ne varmış şöyle bir bakarak işleme başlayalım. Burada hemen bir genel kullanım kılavuzu bizleri karşılıyor. Standart bir elektrik şarj kablosu. Her zamanki gibi adaptörü oldukça uzun. Yine küçük bir kullanım kılavuzu koymuşlar. Eskiden en azından CD falan koyuyorlardı. Artık onları koymuyorlar. Bunun dışında burada da cihazımız yer almakta. Üründe 1,6 GHz Celeron N3060 işlemci, 4 GB DDR3 RAM, 500 GB dahili depolama alanı ve Intel'in HD ekran kartı yer almakta. Ürün tasarımı son derece ince olarak dizayn edilmiş. Ve sevdiğim bir diğer özellik de fan yerine metal soğutucu kullanıldığı için hem başarılı bir soğutma hem de sessiz bir çalışma imkanı sunuyor. Ürünün sağ tarafında bir hafıza kartı girişi, bir adet USB 3.0 girişi yer almakta. Ancak bu üründe maalesef bir optik sürücü yer almıyor. Ürünün arka kısmında iki menteşe arasına konumlandırılmış bir bataryası bulunuyor. 3 hücrelik bir batarya ve ortalama 2-3 saatlik bir güç sağlıyor. Ürünün sol tarafına baktığımızda bir tahliye ünitesini, LAN girişini, HDMI girişini, 2 adet USB 2.0 girişini ve bir adet de kulaklıklı mikrofon girişini görüyoruz. Ürünün üst tarafına baktığımızda şık tasarlanmış bir HP logosu etrafına dizayn edilmiş kareli bir plastik bizi karşılıyor. Ancak maalesef üründe çok fazla parmak izi bırakmaya müsait. Ürünün arka tarafı yekpare bir kapakla kapatılmış. Eğer SSD ya da RAM upgrade'i yapmak istiyorsanız bu üründe yapmak biraz zor olacağını söylemek mümkün. Ancak bataryanın çıkarılabilir olmasını beğendim. Kapağı açtığımızda bizleri standart bir touchpad'in karşıladığını söylemek mümkün. Touchpad'de maalesef herhangi bir büyütme ya da küçültme işlemi yapılamıyor. Touchpad'in etrafı oldukça şık olarak kareli bir plastikle bezenmiş durumda. Klavyeyi genel olarak beğendiğimi söyleyebilirim. Ancak Enter tuşunu çok beğenemedim. Enter tuşunu biraz daha şekilli olmasını, şu bizim bildiğimiz standart Enter tuşlarından olmasını isterdim. Klavyenin de tıpkı kasa gibi parlayacağını düşünüyorum. Mat bir ekrana sahip olan bilgisayarımızın ekran gövde oranı gayet uygun. Genel olarak ürünün fiyat performans açısından değerlendirildiğinde makul olduğunu düşünüyorum. Ancak yine de bu ürüne bir SSD upgrade'inin şart olduğunu düşünüyorum. Bu haftaki videomuzun da sonuna geldik. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, aklınıza takılanları benimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Aynı zamanda videolarımı da paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek sağlıcakla kalın, hoşça kalın.